Ulusal Kanal, Türkiye'nin milli kanalı. Türkiye büyük bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Bunun farkındayız. Orada gerçekten büyük bir cephe var. Vatan Savaşı cephesi var. Mehmetçiğimiz de o Vatan Savaşı'nın cephesinin en önünde. Tabii her mücadele, her Vatan Savaşı, Vatan cephesi, bir askeri cephe var, bir de iletişim cephesi var. Ve biz ulusal kanal olarak daha ilk günden itibaren o iletişim cephesinin, Vatan Savaşı'nın en önündeyiz. Mehmetçik'le hep omuz omuzayız. Bir adım gerisinde Mehmetçik'in durduğu yerden, baktığı yerden, nişangahın oradan bakıyoruz. Kameramız, mikrofonumuz, muhabirimiz, spikerimiz, hepimiz Mehmetçik ruhuyla görev başındayız. TürkSat'tan gelen bir acil ödeme yazısı bu. Buraya da arkadaşlarımız yansıttı. Ay sonuna kadar TürkSat'a birikmiş olan bakiyenin ödenmesiyle ilgili bir talimat. 31 Ekim'e kadar büyük bir imeceyi başlatmış bulunuyoruz. Bu imeceye başvuruyoruz çünkü ulusal kanalın sizlerden başka çalacak kapısı yok. Biz başkaları gibi gidip ihaleler peşinde koşan bir kanal değiliz. Biz varsa enerjimiz Mehmetçiğin peşinde koşuyoruz. Diyarbakır'daki annelerin peşinden koşuyoruz. Onların sesini ilk duyuran olmak istiyoruz. Emekçimizin sesinden peşinden koşuyoruz. Üreticimizin peşinden koşuyoruz. Ve bazı anlarda bu zor koşulları aşmak için milletimize başvuruyoruz. Ve bugün de yine o gündür. Gün ulusal kanala sahip çıkma günüdür. Ulusal radyoya sahip çıkma günüdür. TürkSat imecesine katılma günüdür. İzleyicilerimiz zaten o numarayı ezberlediler. 0212 245 81 81. Ay sonuna kadar ha gayret diyoruz. Bu zorluğu aşacağız. Daha büyük müjdeleri hep beraber vereceğiz. Türk ordusu olmadan Türk milleti var olur mu? Bizim büyük bir değerimiz değil mi? Türk ordusuna ihtiyacımız var. Polis teşkilatımıza, birlikteliğimize, al bayrağımıza. Türkiye'nin, Türk milletinin böyle değerleri var. Ulusal kanalda Türk milletinin en büyük değerlerinden birisidir. Ve ilelebette yaşayacaktır. Yaşaması için de siz değerli izleyicilerimizin desteğine ihtiyacımız var. 0212 245 81 81 aşağıda KC'de muhtemelen arkadaşlarım şimdi o numarayı veriyordur. O numarayı aradığınız zaman arkadaşlarımız bizler o hattın ucundayız. Akçakale'deyken teröristlerin evini hedef aldığı bir vatandaşımız şunu söylemişti. Gerekirse çadırda yaşarız, gerekirse sokakta yaşarız fakat bir ev değil bin ev feda olsun vatanımıza, milletimize, ordumuzun arkasındayız demişti o yurttaşımız. Aslında o yurttaşımızın sözleri bize de yol gösteriyor. Biz de gerekirse sınır hattına yürüyerek gideriz. Çadırda yayın yaparız ama ulusal kanalın ekranının kararmasına müsaade edemeyiz. Böyle bir hakkımız, böyle bir lüksümüz yok. Bizi izleyen dostlarımız bu mesajı biliyorlar. Ulusal kanal olmadan Suriye ile dostluk sağlanabilir mi? Türkiye tarihi fırsat yakaladı. Terörün kökünü kazımak için tarihi fırsat yakaladık. Terörle mücadelede doğru rota olmadan, yani ulusal kanal olmadan bu mücadele olur mu? Bakın Akıncı'nın, Rauf Denktaş'ın koltuğunda oturan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ihanet çizgisi ortada. Ama Türkiye nerede? Türkiye şimdi iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye hepsi Denktaş çizgisine geldi. Geçmişin hatalarından kurtuldu. Ulusal kanalında her zaman arkasında durduğu Denktaş'ın çizgisine gelindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başarı işte ulusal kanal yayınları bir olacak. Mavi Vatan, o kahraman amiralimiz Soner Polat'ın Türkiye'ye kavrattığı Mavi Vatan, ulusal kanal olmadan Mavi Vatan'da başarı kazanılır mı? O nedenle ulusal kanalın bir saniye bile kararması söz konusu olamaz. Milletimize güveniyoruz, Mehmetçiğimize güveniyoruz. Türkiye zorlukları yendiği gibi ulusal kanalda, ulusal kanal izleyicileri de bu zorlukları yenecektir. Şimdiden hemen harekete geçen izleyicilerimiz başta olmak üzere yüce gönüllerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.